Bir şey nerede kaybedildiyse orada aranır. Akıl bunu kabul ediyor. Ama uygulamada yok. Uygulamada mecalimiz yok. Sıkıntı basıyor. Allah mı? Allah var. Amen. Ne sadakla. Biz Allah'a iman ettik. Hani mümkünse bize karışmasın. Biz hayatımızı yaşayalım. Sonra ölüm de var. Hesapta göreceğiz. Buna da inanmışız. Böyle model. Böyle modeller haline getirildik. Daha önce burada anlattık. Konuyla irtibatlı olduğu için tekrar söyleyelim. Hani üniversite kampüste hoca öğrencilere fırça çekiyor ya. Öğrencilere fırça çekiyor. Üniversite. En küçüğü 18 yaşında demek değil mi? 18, 19, 20 ve üstü. Hepsinin kafası çalışan adamlar. Üniversiteye kadar gelmişler. Kafaları çalışıyor demek ki. Hoca fırça çekiyor. Ulan hepiniz eşek kadar oldunuz. 5 kuruş etmiyorsunuz. Bir balta hesap olamadınız. Adam olamadınız daha diye. Yani halinizden utanın. Fatih sizin yaşınızdayken İstanbul'u fethetti. Diyor hoca. Evet lan. Ya da profesör kimse. Hani o hoca, öğrencilerden bir tanesi kalkıyor hocaya cevap veriyor. Diyor hocam doğru söylüyorsun. Fatih İstanbul'u fethettiği zaman bizim yaşımızdaydı ama Fatih'in hocası da Akşemseddin'di. Bir zahmet lütfen yani. Sen Akşemseddin olsaydın bize Fatih olurduk. Sen önce kendine bak. Sen adam olmamışsın ki adam yetiştiresin. Adam mı yetiştireceksin? Adamı adam yetiştirir. İnsanlık vasıflarına sahip olan kimse insanlık vasıflarına sahip birisini yetiştirir. Bize Akşemseddinler lazım. Allah Akşemseddinleri kıyamete kadar gönderiyor. Bizim için gönderiyor. Peygamber Aleyhisselam'ı alemlere rahmet olarak gönderdiği için gönderiyor. Onun varislerini gönderiyor. Onlar rahmettir. Onlar Allah'ın lütfudur, Allah'ın yardımıdır onlar. Yoksa insanlar kendi kafasına göre din yapar. Kendi kafasına göre Allah'a inanır. Nasıl inanacağını da bilmez. Dinden çıkar, din içerisinde olduğunu zanneder. O yüzden Akşemseddinler lazım. O yüzden Allah gönderiyor. Kıyamete kadar da gönderecek. Hayır. İşte o kimseleri arayıp bulup onlara tabi olmak peygambere giden yolun başlangıcıdır. Peygamberi tanımaya giden yolun başlangıcıdır. Onu sevmeye doğru giden yolun başlangıcıdır. Onları tanıdıktan sonra hayat başlar. Onları tanımadan önce insan yaşadım diyemez. Her şey onlardan sonra başlar. İnsanın iç aleminde devrim olur. İnsanın gönlü değişir. İnsan Allah'a bakışı değişir. İnsanın imanı değişir. Her şey değişir. İnsan o zaman insan olur. Herkesin bir insan. Yürüyor ya, konuşuyor ya, düşünüyor ya, yazıyor ya, bir işte çalışıyor ya. İnsan, herkes insan. Öyle değil, insan değil onlar. İnsanlık öyle değildir. Allah her ne işten razı, hangi vasıftan, hangi sıfatlardan razı, o vasıflara sahip olmak insanlıktır, insan olmaktır. Bu vasıflara sahip olmayan kimse ister kral olsun, ister padişah olsun, 5 kuruş etmez. Adam değildir, insan değildir. Allah katında etmiyor. Ha, onu elde edebilmek adına, onu elde edebilmek adına Allah Akşemseddinleri gönderiyor. O Akşemseddinler yesin, içsin, yatsın, uyusun diye de gelmedi. Allah'tan haberi olmayan, peygamberden haberi olmayan, o kimseleri Allah'tan ve peygamberden haberdar etmek için geldi. İnsanlar şunu bir anlasınlar. Bunu anlaması lazım. Buna bakması lazım. Tarihte çok varmış. Mevlana varmış, Yunus varmış, Şah-ı Nakşibend varmış, İmam-ı Rabbani varmış. Niye var? Bunlar muhtar mıydı ya? Vali miydi bunlar? Niye gelmiş bunlar? İnsan bu soruyu bir sorar kendine. Niye gelmiş? Bunu anlaması lazım. Bunu anlamayan kimse gider türbeyi ziyaret eder. Bazıları türbe etrafında da tavaf eder. İmandan da çıkar bu arada. İyilik yaptığımı, sevaba girdiğini zanneder, imandan da çıkar. Evliya dedin mi, en iyi evliya, ölü evliya. Hani var ya, öyle kelimeler var ya. En iyi evliya, ölü evliya. Ölmüş de evliya. Yaşıyorsa, bu zamanda yaşayan evliya mı olur canım? Allah Allah. Ulan o da yaşıyordu.
O da 100 sene önce hayattaydı. 500 sene önce o da hayattaydı yani. O zaman yaşıyordu da bu zaman yok mudur yani? Eğer olmazsa, eğer onlar olmasa Allah diyen adam kalmaz memlekette. Dünyada Allah diyen adam kalmaz. Kimse Allah diyemez. Ha diliyle söyler. Herkes söylüyor zaten. Diliyle söyler. Ama insanlıktan haberi olmaz insanlığı. İnsanlık olarak insanların her kademesinde kendilerine her türlü örneği bulabilecekleri vasıflara sahipti Peygamber Aleyhisselam. Bir koca olarak aramızda bir sürü evli insan var. Bir koca aile içerisinde nasıl, aile reisi nasıldır? Bak Peygamber Aleyhisselam nasıldır? Onun gibi onun ahlakını al da bak evde durumlar değişiyor mu değişmiyor mu gör. Baba olarak nasıldır? Bak bakalım. O bir örnektir. Devlet idarecisi olarak nasıldı? Mahiyetinde insanlar varsa. Komutan olarak nasıldı? Tüccar olarak nasıldı? Komşu olarak nasıldı? Çocuk olarak nasıldı? Genç olarak nasıldı? Onun hayatının her safhası bütün insanlar için örnektir. Biz onun ahlakını anlamaya, onun ahlakını üzerimize almaya çalışıyoruz. Söz olarak çok şey de biliyoruz. Ama bunu pratiğe geçirmek insanın gönlünün işidir. Kalbin işidir. İşte bu kalbin bu ahlakı kabul edip hayata geçirebilmesi bu kalp üzerinde yapılması gereken bir irşadın sonucunda olur. Bu kalp üzerinde bir irşat yapılmazsa Allah'ın nuru bu kalbe girmezse öyle diyeyim. Allah'ın nuru bu kalbe girmezse. Çünkü bu sözü ayeti kerimede ve peygamber hadis-i şerifte belirtiyor. Ayeti kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki Allah dilediğine hidayet eder ve onun gönlünü İslam'a açar. Ayet. Allah dilediğine hidayet eder ve onun gönlünü İslam'a açar. Bu ayet geldiği zaman aleyhisselam gönlünü İslam'a açar kısmını şöyle tefsir etti. Dedi bir kişinin gönlünün İslam'a açılması Allah'ın nurunun onun kalbine akıtılması demektir. Allah nurunu onun kalbine akıttı demektir. Allah'ın nuru kalbe girecek. Yoksa yok. Hidayet de yok. Gönlün İslam'a açılması da yok. Ya Resulallah, insanın gönlünde Allah'ın nurunun olduğunun delili nedir? Ona da sordular. Bir insanın gönlünde Allah'ın nurunun olduğu delili nedir? Aleyhisselam buyurdu. O aldanma yurdundan ebediyet yurduna yönelir. Aldanma yurdundan ebediyet yurduna. Dünyadan ahirete yönelir. Artık derdi ahiret olur. Derdi Allah olur. Derdi iman olur. O konuda gayret göstermeye başlar. Bu dünyadan çekilir. Dağa çıkar. Mağaraya kapanır anlamında değil. Hayatın içinde, dünyanın içinde, insanların arasında ama gözü Allah'a dönük olmaya başlar. Etrafımızda bir sürü insan var. Bir sürü. Kendimiz de buna dahil. Kendimiz de buna dahiliz. Bir sürü yanlışların içerisinde, yanlış işlerin içerisinde, yanlış itikatların, inançların içerisindeyken şimdi düzgünlerini, doğrularını öğrenmeye gayret ediyoruz. Hayatımızı Allah'ın rızası doğrultusunda düzeltmeye çalışıyoruz. Eğer buna çalışıyorsak Allah'ın nurunun bizim kalbimizde olduğunun delilidir. Bu hani bir yerden tutup aldığımızdan dolayı değil. Bu Allah'ın bize lütfudur, Allah'ın bize yardımıdır. Allah yardımını sebeplerle yapar. Vesilelerle yapar. Allah'ın dostları Allah'ın yardımıdır. Peygamberler Allah'ın yardımıdır. Allah bize dostlarıyla yardım etti. O yüzden kıymetini bilmek lazım, hukuklarına riayet etmek lazım. Yoksa bunun hesabını vermek kolay olmaz. Hesabını vermek kolay olmaz. Allah bedavadan iman vermiş, bedavadan o peygambere ümmet yapmış. Hiç aramadığımız, aklımızda bile olmadığı halde bizi dostluğuyla tanıştırmış. Bunların kıymeti bilinmezse hesabı ağır olur. Çok ağır olur. Çünkü bu marifettir. Bu bir bilgidir yani, bilgidir. Bunun hesabı sorulur adamın. Allah razı olsun. Her kim Allah dostunu tanımışsa, tabi olmuşsa kıymetini bilelim. Bilmeye çalışalım, gayret gösterelim. Haberi olmayan kimseler de kendine baksın da, kendi halini incelesin de,
eksiklerini tespit etsin de bu eksikleri nasıl gidereceğim diye düşünsün de o zaman karşısına gene Allah dostu çıkacaktır. Mecbur çıkacak. Mecbur çıkacak. Çünkü bir insan eğer Allah'ın 100 tane emri varsa, 100 emri varsa, 100 emrin 100'ünü de yerine getirse Allah katında 5 kuruş etmez. Hayatına geçirsen de 5 kuruş etmez Allah katında. Çünkü Allah ahirette insanlara nasıl yaptığını sormayacak. Ne kadar yaptığını sormayacak. Kıldığın namaza bakmaz, tuttuğun oruca bakmaz, yaptığın hayra bakmaz. Gittiğin hacca bakmaz. Yaptığın zikre bakmaz. Ahirette sorulacak olan soru neden diye soracak. Neden? Namaz mı kıldın? Kıldıysan kıldın. Neden? Hacca gittin. Neden? Hayır yaptın. Neden? Zikir yaptın. Neden? Neden yaptın bunları? Bu neden sorusunun cevabını insanın kalbi verir. Bu niyettir. İnsanın niyetinin düzelmesi kalbinin düzelmesinden sonra olur. Namaz kılıyor muyuz? Kılıyoruz. 5 vakit mi? 55 vakit kılıyoruz. Fark etmez. Neden kılıyoruz? Yalakalık olsun diye mi? Riyakarlık olsun diye mi? Birinden menfaatiniz var diye mi? Niye kılıyoruz? Hayır atana çok yapıyoruz. Neden? Allah neden diye soracak. Neden? Hadislerde geçmiyor mu? Öyle ki insanlar savaşa gitmiş, savaşta şehit olmuş. Hesaba, herkes gruplar haline hesaba çekilecek. Ne yaptınız siz? Ya Rabbi sen de şahitsin. Senin dinin için savaştık, şehit olduk. Yalan söylüyorsunuz. Siz benim için savaşmadınız. Size kahraman denilsin diye savaştınız. İnsanlar size cesur dediler, kahraman dediler. Bugün benim katımda size bir şey yok. Ne oldu? Savaşa gitti. Yallah. Toptan paket. Öbürü gelsin. Siz kimsiniz? Ya Rabbi biz senin dinini öğrendik. İlmini öğrendik. İnsanları öğrettik. İnsanlar öğrendikleriyle sana kulluk ettiler. Biz öğrettik. Senin rızan için yaptık bunu. Yalan söylüyorsunuz. Allah diyor yalan söylüyorsunuz. Siz size alim denilsin diye öğrendiniz. Ve insanlar size alim dediler. Bütün ömrünü ilim öğrenmekle geçirmiş. Ahirette avucunu yalıyor. Savaşta ölmüş avucunu yalıyor. Allah yapılana bakmıyor. Ahirette neden yapıldığı sorulacak. Neden? Neden yaptın? O yüzden Allah için yapılan, Allah'ın rızasından başka hiçbir şey gözetilmeden yapılan, sivrisineğin ayak izi kadar bir amel, bir iş. Bu bir iş belki birine bir selam vermektir ha. Namaz, ibadet, tesbih, hac filan değil. Belki Allah için birine vermiş olduğun bir selamdır. Birinin gönlünü almaktır. Bir iş, Allah'ın rızası gözetilmeden yapılan trilyonlarca amelden üstündür. Bir ömür boyu yapacağın amelden üstündür. Yeter ki Allah için yapılsın. İşte bu Allah için yapılabilecek işler, insanın niyetlerinin düzeltilmesi, insanın kalp halinin düzelmesinden sonra olur. Bu kalpte her türlü pislik var. İçkiyatçılık var, riyakarlık var, gurur var, kibir var, yalan var, dedikodu var. Var da var, az var, çok var ama var. İşte bu pisliklerden kurtulmak. Bu sıfatlardan kurtulmak. Kurtulduk mu? Hayır. Ama kurtulmak için gayret gösteriyoruz. Kurtulmak için çaba gösteriyoruz. Ayet-i Kerim Allah-u Teala buyurdu. Her kim Allah ve Resulüne hicret etmek kastıyla evinden çıkar da Allah ve Resulüne hicret etmek kastıyla evinden çıkar da yolda ona ecel yetişirse artık onun ecri Allah'a aittir. Hicret. Nedir hicret? Bir yerden bir yere gitmektir değil mi? Bir yerden bir yere gitmektir. İnsan değişik sebeplerden dolayı bir yerden bir yere gider. İş için gider, gezmek için gider. Bir dava uğruna gider. Bir dava uğruna gider. Sahabelerin gittiği gibi. Bir dava için gittiler. Ama en büyük hicret, en büyük hicret insanın nefsinden Allah'a rücu etmesidir. Nefsinden dönüp Allah'a rücu etmesi, Allah'a yönelmesidir. En büyük hicret bu. Her kim Allah ve Resulüne hicret etmek kastıyla evinden çıkar da yolda ona ecel yetişirse artık onun ecri Allah'a aittir. İnsanlar Allah dostlarına tabi olduktan sonra yani Allah'a dönüp Allah'a hicret etmek kastıyla yola çıktıktan sonra
Ömrü vefa eder ya da etmez. Bu Allah'a ait. Ama o yolda bulunduğu müddetçe İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmeye giden karınca misali karşılığını alır. Saflar belli olsun. Hangi tarafta olduğunuz belli olsun. Karınca öyle söyledi değil mi? Ben de biliyorum bu su onun ateşini söndürmez ama saflar belli olsun. Hangi tarafta olduğunu belli edeyim dedi. Saflar belli olsun. Biz safımızı belli edelim. Allah bize bu fırsatı verdi. Hala yaşıyoruz, hayattayız, nefes alıyoruz. Hayatın kıymetini bilmek lazım, zamanın kıymetini bilmek lazım. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. İnşallah gene görüşürüz. Bu akşam ve bundan sonra birbirimize inşallah çok dua edelim. Peygamber Aleyhisselam'a çokça salavat getirelim. Hatta sahabelerden bir tanesi Peygamber Aleyhisselam sohbet ederken salavat getirildiği zaman Allah-u Teala'nın o kimseye vermiş olduğu lütuflardan, ikramlardan bahsedince biri duydu, dedi ya Resulallah, ben dedi bundan sonra benim kendime ait, kendi yaptığım bazı dualarım var. Bu dualarımın üçte birini size 4 salavata ayıracağım. Aleyhisselam dedi ki yetmez. Dedi ya Resulallah dedi, yaptığım o duaların, zikirlerin dedi, yarısını dedi size salavat için ayıracağım. Dedi yetmez. Dedi üçte ikisini size ayıracağım. Dedi olabilir ama arttırırsan iyi olur. Dedi ya Resulallah her şeyi bıraktım sadece size salavat çekeceğim. Hayır. Dedi şimdi kurtuldun. Hayır. Şimdi kurtuldun. Aleyhisselam sahabelerle oturdu sohbet ediyor. Sohbet ederken karşıdan bir tanesi geldi. O gelen kimseyi Aleyhisselam'ın yanına oturtturdu. Hemen yanına oturtturdu. Yabancı birisi yanına oturtturdu. Hazreti Bekir'in dikkatini çekti ya Resulallah. Sohbetten sonra sordu. Dedi ya Resulallah ben biliyorum ki en fazla beni seversiniz. Dedi onun dedi hikmeti nedir dedi onu dedi yanınıza aldınız. Dedi o kimse dedi gelirken Cebrail geldi dedi ki ya Resulallah şu anda yeryüzünde size en fazla salat eden kimse budur. Allah. Size en fazla salat eden kimse odur dedi. Aleyhisselam onu yanına oturtturdu. Aleyhisselama salavat getirmek lazım. O salavatlar Peygamber Aleyhisselam'la aradaki muhabbeti, ünsiyeti, yakınlığı, muhabbeti arttırır. Şefaatini celbeder. Bize merhametini celbeder. Allah razı olsun. En üstün zikir bizim gibiler için ya Allah demek ya da salavat. Bu ikisine gücümüz yettiği kadar devam edelim. İnşallah. Lillahi Fatiha. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz Peygamber Aleyhisselam'la ilgili onda örnek alınabilecek bir sürü özellikler var dedik. Bunlardan bir tanesi de imkanı olan alabilir, merak eden alabilir. Evde problemi olan okursa daha da iyi olur. Aile reisi olarak. Aile reisi varsa okusun, adayı varsa gene okusun. Burada var mı kitaplar?